Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz bana göre dünyanın en lezzetli yemeği olan mantı tarifimi paylaşacağım. Ama pratik bir şekilde paylaşacağım. İnanın bundan sonra mantı yapmak hiç zor gelmeyecek. Evet fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle mantımızın hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için ben göz kararı un kullandım arkadaşlar. Ama videoyu takip ettikten sonra sizlere açıklama kısmına ne kadar un kullandığımı yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Unumu, yumurtamı ve tuzumu ilave ettikten sonra soğuk suyumu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi mantı hamurunun özellikle normal hamurlara göre çok çok sert hamur olması gerekiyor. Çünkü hamur dinlendikçe kendini bırakıyor. Bıraktığında da hem yapıştırması zor olur hem de çok esnek bir hamur olur ve güzel bir mantı olmaz. Evet suyumu ekledim. Gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra artık su eee bardağımdaki suyu tamamen kullanıyorum ve artık o eklemeyeceğim. Artık bundan sonra hamurumu bu şekilde yuvar e, yoğurarak toparlamaya çalışacağım. Evet, hamuru toparlarken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Tariflerimdeki deneyimlerinizi çok merak ediyorum, özellikle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Çok güzel toparlandı. Kıvamlı bu şekilde olması gerekiyor. Dediğim gibi çok sert bir hamur olacak. Hamurumu tekrardan bir 15 dakika daha dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlenirken şimdi mantımızın içini hazırlıyoruz. Bunun için bir adet orta boy soğanı rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Evet soğanı rendeledim gördüğünüz gibi. Suyunu bayağı sağ Evet, soğanımın suyunu sıktım. Şimdi yaklaşık bir 250 gram kıymam vardı. Onu ilave ediyorum ve doğramış olduğum 5-6 dal maydanoz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet, tüm malzemeleri ilave ettikten sonra homojen bir şekilde elimizle az bir şey yoğuruyoruz. Evet, hamurum dinlendi. Hamurumu ikiye böldüm, beze haline getirdim ve şimdi kenarlarını bu şekilde açıyorum ki açtığımız zaman ortası her harkarda açılıyor. O yüzden kenarlarının kalın olmaması için ilk etapta kenarlarından açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok sert olduğu için tam istenilen kıvamda olduğu için hamuru açarken unlamaya bile gerek yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma falan olmuyor. Ama ileride inceldikçe biraz yapışmalar olacaktır. O aşamada biraz unlamakta fayda var tabii ki. Evet ilk yufkamı açtım. Şimdi yufkamı bu şekilde dörde katlıyorum ve kenara kaldırıyorum. İkinci yufkamı da aynı şekilde açıyorum. Burayı biraz kestim ve hızlandırdım arkadaşlar. Video fazla uzasın istemiyorum. Evet ikinci yufkamı da açtım. Şimdi mantımızı yapmaya başlıyoruz. Bunun için fırın ızgara telimizi alıyoruz bu şekilde. Yufkamızın üzerine koyuyoruz ve teller biraz havada kalıyor. O yüzden bu şekilde herhangi bir şey yardımıyla böyle bastırarak izler oluşturuyoruz. Aynı işlemi yufkanın diğer tarafına karşı tarafına da yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu sayede küçük küçük kareler oluşuyor. Evet gördüğünüz gibi küçük küçük karelerimi oluşturdum. Şimdi o karelerin tam ortasına gelecek şekilde içimizden koyuyoruz. İnanın bu mantı tarifinin en uğraştırıcı ve en en zaman alıcı aşaması bu aşama oluyor. Bunun dışındaki bütün aşama çok kolay. Siz de göreceksiniz birazdan. Evet arkadaşlar yine size çok mahcubum. Gerçekten çok çok özür diliyorum. Ben yine aynı hatayı yaptım ve e, videoyu çekiyor zannettim ama Maalesef kayıtta değilmiş video. O yüzden e, burayı size detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. E, mantının her kareye içini koyduktan sonra ilk hazırladığımız yufkayı Kıymaların üzerine yayıyoruz ve Bir tabağın kenarı yardımıyla yufkamızın kenarını dairesel olarak kesiyoruz. Bu sayede mantımızın kenarlarını da kapatmış oluyoruz. Daha sonra ızgara telini Kareler oluşturacak şekilde Bir önceki işlemin aynısını uygulayıp rulet yardımıyla bu şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamurlarda açılma falan asla yok. Ama şunu belirtmek istiyorum. Hamuru masaya yaymadan önce mutlaka altını biraz unlamanızı tavsiye ediyorum. Ben bu aşamada unuttuğum için mantıları kaldırırken biraz zorlandım. Evet kesmiş olduğum mantıları daha önceden unlamış olduğum tepsime bu şekilde her tarafına yayıyorum. Yayarken de ara ara un serpiyorum ki yapışma falan olmasın. Evet arkadaşlar şimdi mantımızı pişirmeye geçiyoruz. Bunun için tenceremin yarısına kadar suyu doldurdum ve 2 dolu yemek kaşığı tuz ilave ediyorum suyumu kaynayana kadar bekliyorum suyu Evet gördüğünüz gibi suyum kaynadı bu aşamada e, yiyeceğimiz miktarda mantıları içine ilave ediyorum gördüğünüz gibi mantılar çiğ olduğu için hemen tencerenin dibine battı piştikten sonra suyun yüzüne çıkacaktır o aşamaya gelene kadar haşlıyoruz Bakar mısınız mantılara gerçekten çok güzel oldu. Hiçbir şekilde açılma falan olmadı. Hatta böyle diri diri oldu gördüğünüz gibi. Evet mantımız haşlanırken şimdi biz üzerine dökeceğimiz sarımsaklı yoğurdu hazırlıyoruz. İstenilen miktarda yoğurdu koyuyorum ve bir adet sarımsak ilave ediyorum. Mantımız tuzlu olabileceği için... Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Fazla değil. Tuzu ve sarımsağı ilave ettikten sonra yoğurdumuz iyice özleşene kadar karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi mantılarım haşlandı. Bu aşamada üzerine süzgeç kapatıp mantılarımı süzüyorum. Süzerken de üzerinden biraz soğuk su geçiriyorum ve tekrar süzüyorum. Soğuması için bir 5 dakika beklediğim mantıları yoğurdumun içine ilave ediyorum. Mantıları karıştırdım ve servis yapacağım tabağıma döküyorum. Evet bu aşamada da üzerine gelecek olan sosu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağını ve biraz sıvı yağını tavama koydum. Tereyağım iyice eriyip biraz kızdıktan sonra üzerine 2 tatlı kaşığı dolusu nane ve 2 tatlı kaşığı dolusu pul biber ilave ediyorum. Bunları karıştırıp biraz böyle tekrar köpüklenmesini sağladıktan sonra ocağımdan alıyorum ve mantımın üzerine yayıyorum. Ben genelde mantıyı biz ailecek mantıyı bu sosla yaparız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz eğer tavsiye ederim. Bakar mısınız görüntüye? Evet arkadaşlar. Gö Gördüğünüz gibi mantımı yaptım. Sosunu da döktüm. Gerçekten şu an çok iştah açıcı görünüyor. Bana göre dünyanın en lezzetli yemeği mantıdır. Yemek için şu an sabırsızlanıyorum gerçekten. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bakın tane tane hiçbir şekilde yapışma, ayrılma yok. Siz de gördünüz. Açılma yok. Kıymalar gayet içinde bol bol. Şöyle hemen şöyle bol yağlı tarafından alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Aa. Yemin ediyorum böyle hazırlardan var ya en iyi elde yapılmış ev mantısı hazırlarından bile çok daha lezzetli oldu kesinlikle gerçekten çok da pratik oldu siz de gördünüz kesinlikle tavsiye ediyorum Hakika bir şey oldu hmm. çok güzel. Ben bunu böyle tek başıma yerim valla. Evet arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi sizinle birlikte görmüş olduğunuz bu pratik mantı tarifini paylaştım. Kesinlikle bu yöntemi size de tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın. İnanın bundan sonra mantı yapmak hiç zor gelmeyecektir. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.